98 Avrasya dilinin kaynağı, 9000 yıl önce İç Moğolistan'da yaşamış darı çiftçileri olabilir. Almanya'daki Max Planck İnsanlık Tarihi Bilimi Enstitüsü araştırmacılarına göre, Korece ve Japonca'nın yanı sıra Avrupa, Anadolu, Orta Asya ve Sibirya'nın bazı bölgelerinde kullanılan Türk dilleri, bu çiftçilerin kullandığı dilden neşet etmiş olabilir. Bu listeye Orta ve Kuzeydoğu Asya'da Moğol dilleri ve Mançurya ile Sibirya'daki Tunguz dilleri de dahil. Elbette bu dillerin zaman ve coğrafi akışkanlıkla değişim geçirdiği gerçeği Max Planck araştırmacıları tarafından vurgulanmış. Ancak bu araştırmaya göre Ural-Altay dil ailesi gibi büyük damarların doğu-batı eksenli kaynaşma süreci daha gerilere gidiyor. Yaklaşık 10 yıl süren araştırmaya göre Avrasya dil ailesinin kadim başlangıçları İç Moğolistan'la Mançurya'daki Liao Nehri Vadisi'ndeki Neolitik darı çiftçilerine kadar uzanıyor. Darı, avcı toplayıcılar için tarımsal yaşam tarzına geçerken önemli bir erken mahsuldü. Arkeolinguistik araştırma grubunun lideri Dr. Martina Roberts, buz devrinden sonra insanlığın tarımı benimsemesi bazı dil ailelerinin dağılmasına güç verdi diyor ve ekliyor. Bu çiftçiler Kuzeydoğu Asya'ya doğru ilerlerken soyundan gelen diller de binlerce yıl boyunca kuzeye ve batıya, Sibirya'ya, bozkırlara ve doğuya, Kore Yarımadası'na ve deniz üzerinden Japon takım adalarına kadar yayıldı. Nature dergisinde de yayınlanan bu kapsamlı akademik makale ayrıca Kore ve Japonya halklarının Orta Asya kökenleri hakkında çarpıcı bilgiler sunuyor. Kore ve Japonya'da 23 antik insan kalıntısında genomik analizler yapan araştırmacılar, bunların kökenlerinin 9000 yıl önce İç Moğolistan'daki darı çiftliklerinde yaşama tutunan ortak atalarla ilişkili olduğunu belirtiyorlar. Bu iddialı akademik araştırma, uluslararası haber ajanslarında da yer bulurken, Kore ve Japon dillerinin Türkçe ve Moğolca gibi dillerle uzak akrabalığı görüşü bu şekilde bir kez daha bilimsel çevrelerden destek alıyor.